limitte son düzlüğe girilir. Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Geldik limitte 6. dersimize ki bu dersimizde artık limit ve süreklilik başlığını kullanacağız. Limitte süreklilik nasıl kullanılıyor? Daha doğrusu sürekli olduğunu bulabilmek için bir fonksiyonun limitten nasıl faydalanılıyor bunu anlatacağım. Ama öncesinde Alacaksın eline fasükülü. Çatır çatır önce önce öncesinde değil. dersen hemen sonra ne yapacaksın? Soruları çatır çatır çözeceksin güzel arkadaşım. Geçen ders bayağı ödev bırakmıştım. Umarım hepsi bitmiştir. Umarım hepsini harcamışsındır diyorum sana. Burada biz iki derse limit ve sürekliliği bitireceğiz. Son kalan sekizinci derste de limitte artık nokta koyacağımız derste de bir soru avcısıyla limite bay bay diyeceğiz. Gelsin türev diyeceğiz. Açıyorsun sayfa 64'ü 65'i 66'ya 67'yi yeter. Bu kadarcık soru çözüyorsun. Çünkü daha çok soru çözdüreceğim ama önce iyice kavratmam lazım özellikle bugünkü derste limit süreklilikte parçalı fonksiyonun limiti kadar önemli bir şey yok. Aramızda kalsın. Öyleyse buradan çok soru soruyor. Tamam çaktırma. Çaktırma sonra gidiyorlar sormuyorlar oradan. Şimdi sen biliyorsun artık limitte süreklilikte parçalı fonksiyondan soru geliyor. Tamam. Hadi bakalım ne diyoruz o zaman? Birlikte söylüyoruz. Gönder. Gönder gelsin hocam dedim. Aldım seni karşıma. Dedim ki hanimiş benim kalemim. Kalemim yazmıyor ya yine. Allah Allah. Dur bakalım şimdi onu bir düzenleyelim bakalım. Sanırım düzenledim evet doğrudur. Limit'in 6. dersinde beraberiz. Limit'te süreklilik başlığımızı atıyoruz artık. Peki ne anlatacaksın hocam? Bir göster bakalım neler var karşımızda dersen. Ben sana önce bir fonksiyonun limitle sürekliliği arasındaki ilişkiyi anlatayım. Sonra özel fonksiyonlara gidelim. İşte polinom fonksiyon, parçalı fonksiyon, logaritmik fonksiyon, kareköklü fonksiyon gibi. Tamam. Ama öncesinde özele inmeden önce şöyle genel bir tanım verelim. Bir fonksiyonun bir noktada sürekliliği limit yardımıyla nasıl bulunur? Şimdi ben bir tane fonksiyon tanılacağım. A'dan R'ye doğru. A elemanıdır A olmak üzere. Bir tane eleman alacağım A kümesinde. Ve onun limitine bakacağım o noktada. Limit değeriyle F A ne demek? Fonksiyonun o noktadaki değeri. Tanımın şahaneliğine. Tanımın güzelliğine. Tanımın sanatsal duruşuna bakar mısın? Matematik dediğin şey zaten bir sanat. Bu da tam sanatın icra edilmiş hali artık. Eşitliği sağlanıyorsa. F fonksiyonu X eşittir. A da süreklidir denir. Ne denir? limit olacak. Limit değeriyle fonksiyonun değeri eşit olacak. Gel biraz daha ayrıntıya girelim. Bak burayı kulaklarını dört aç. Yok gözlerini dört aç. Kulaklarını da canavar gibi aç kepçe gibi ve beni dinle. Sürekliliğin tanımına dikkat edilirse şu maddeler asla unutulmamalıdır ki. F A değeri olmalıdır. Bunun anlamı şu. Şimdi biz limit alırken fonksiyonun o noktada değeri varmış yokmuş. Bana ne diyorduk doğru mu? Süreklilikte diyemezsin. Süreklilikte fonksiyon x eşittir a noktasında tanımlı olmalıdır. Önce tanımlı olacak. Tanımlı oldu mu? Tamam hocam. Şimdi gidip bakacaksın fonksiyonu o noktada limitli mi? Limitin tanımını kullanacağız orada da. Limitlilik neydi? Sağdan soldan limit değerleri birbirine eşitse efendim o noktada limit değeri vardır diyorduk hatırla. X giderken A'ya fx değerine eşit olacaktır. Güzel bunu yazdık. Ve fonksiyonun noktadaki limit değeri ile fonksiyonun noktadaki değeri birbirine eşit olmalı. Ki onun da Türkçe karşılığı limit x giderken a'ya f a'ya eşitse tüm bu üç şart. Bakın burada üç şart var aslında. Sağlanıyorsa fonksiyon o noktada süreklidir denir. Zor gibi duruyor değil mi? Hocam üç tane şart hangi birini? Şimdi sorulara geçince hiç öyle olmadığını göreceksin. Yukarıdakilerden herhangi biri sağlanmıyorsa x eşittir a da süreksizdir denir. Şimdi en kolayından başlayalım. Polinom fonksiyonu. Ya ben canını yerim senin. Canını yerim. Güzel kardeşim. Güzel. Sana demiyorum. Polinom fonksiyonu diyorum. Sen ne kadar güzel bir konusundur ya. Bize hiç dert tasa çıkarmıyorsun. Bak limite geldik. Polinom fonksiyonun sürekliliği. Özel bir durum var mı hocam? Hiçbir özel durum yok. Ya eğer polinom fonksiyonsa yapıştır geç her noktada süreklidir çünkü. Hiçbir yerde tanımsız olduğu bir durum yoktur. Süreklilik tanımsızlıkla alakalı. Grafikle ilgili durumu da ilerleyen derslerde anlatacağım. Hiç acele etme. Hepsini öğreteceğim. Sen biliyor musun? Acele. Şimdi acele. Hocam hepsini hepsini. Bekle. Hepsini öğreneceğiz. Adım adım öğreneceğiz. Bebek adımıyla öğreneceğiz. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş kümeyi bulur musunuz dedim. Önce fonksiyona bakıyorsun. Fonksiyon mudur diye. Sonra adam öyle bir söz vardı. Fonksiyona baktım. Fx fonksiyonu. Evet hocam. Nasıl bir fonksiyon? Hocam bu fonksiyon polinom fonksiyondur değil mi? Polinom fonksiyonun ne olduğunu biliyorsun. O zaman bu x her yerde nedir? Süreklidir. Yani her yerden kastım bütün reel sayılarda. Onu yazarız. Gelsin bakalım. Şimdi şimdi özel polinom fonksiyonlara gidelim. Evet tek başına polinom fonksiyon verince sıkıntı yok. Ama ben sana bunu bölmeli, çarpmalı, çıkarmalı, toplamalı dört işlemli polinom fonksiyon verince işler karışıyor galiba biraz. Fg fonksiyonları birer polinom fonksiyon olmak üzere. Ben eğer bir tane h fonksiyonu tanımlasam ve bu polinom fonksiyonların bölümünden oluşsa fx bölü gx. Arkadaş tanımsız olan nokta aynı zamanda süreksizlik noktasıdır. Anlıyorsun? Ben ne diyorum ki? gx tanımsız yani bölme işlemini tanımsız yapan şey nedir? Ya paydanın sıfır olduğu durumdur hocam. Payda sıfır oluyorsa fg tanımsızdır. Otomatikman g'yi sıfır yapan x değeri süreksizdir abi. Sıfır oldu mu payda? Tamam süreksizlik noktasını buldun. Gayet kolay. Hocam toplamada çarpmada çıkarmada bir, hiçbir problem yok. Orada cayır cayır bizim polinom fonksiyonumuz her daim süreklidir diyebilirsin. Şimdi soruyu hala limite bağlamadım. Bağlayacağım acele etme. A'dan R'ye ben sana bir fonksiyon tanımlıyorum. Bunun sürekli olduğu en geniş kümeyi bulunuz dedim. Hocam benim elimde bir tane fx fonksiyonu varsa biz bu fonksiyonun sürekli olup olmadığına bakmak için polinom fonksiyon mu diye bakarız. Polinom fonksiyon ama bölmeli. Bölmeli ise paydasına bakarız. Eğer paydası sıfırsa bu sürekli olamaz. Yani payda sıfır olmamalı aslında. O zaman diyorum ki x kare eksi bir eğer sıfırsa bu noktalar süreksizlik noktalarıdır. x kare birdir. Buradan iki tane x değeri bulurum. x'in değeri ya birdir x'in değeri ya da eksi 1'dir. O zaman ben buradan derim ki 1 ve eksi 1 noktaları bizim için süreksizdir. Süreksizdir. Gerçi süreksiz olduğu kümeyi sormuyor. Engin'in sürekli olduğu kümeyi soruyor. X elemanıdır. Bütün reel sayılar da süreklidir. Ama içerisinde eksi 1 bir ve 1'i istemiyorum dersen. Artık paşa gönlün. Senin nasıl istiyorsa öyle yazarsın. Tamam. Hocam çok kolay. Ne var ya bu süreksizlikte? Anladım. Fonksiyonu bütün reel sayılarda bütün gerçek sayılarda sürekli olduğuna göre. Bak alayında süreklidir diyor. A'nın alabileceğin küçük tam sayı değeri nedir? Hocam ya burada bir payda var. Payda elbet burada sıfır olmaz mı? Olmaz tabi. Biz ne demiştik? Delta'yı inceliyorduk hatırla. Delta 3'e ayrılırdı. Yani 3 farklı değeri olabilirdi delta'nın. Delta sıfırdan küçük olabilir. Delta sıfır eşit olabilir ve delta'nın sıfırdan büyük olduğu durumlar vardı. Burası nedir? Delta'nın sıfırdan küçük olduğunda kök yoktur diyorduk. Delta'nın sıfıra eşit olduğu durumda birbirine eşit çift katlı kök var diyorduk. Burada x1 ve x2 gibi farklı iki tane kök var diyorduk. Arkadaş eğer kök yoksa paydayı sıfır yapan değer olabilir mi? Olamaz. Ya sen yine gittin hocam ikinci dereceden denklemlere bağladın. Ben bağlamadım. Konu oraya kendi bağlanıyor. Yani yapacak bir şey yok. Onları bilmiyorsan burada sen zorlanırsın. 2x kare artı 10x artı a'nın cevabı sıfır bununla ilgilenmiyoruz biz. Bununla ilgilenmiyoruz. Biz deltası ile ilgileniyoruz. Demek ki bunun kökü yoksa burada delta sıfırdır diyebilirim çok net bir şekilde. Delta daha doğrusu sıfırdan küçüktür derim. Delta sıfırdan küçükse b'nin karesi 10 eksi 4 ac c küçük sıfır yazdım. Kabul müyüz? Bir dakika B'nin karesi derken onun karesinden bahsediyorum. Onun karesi 100 küçüktür 8A yazdım. Herkesi 8'e böldüm. 12 virgül küçüktür 12 virgül 5 küçüktür A'dan dedim. Bir dakika sen ne istiyordun benden? Geldim baktım en küçük A tam sayı değerini istiyorsun. en küçük A tam sayı değerini 13 olmak zorundadır dedim. Vurdum cevabı 13'e artık adım adım güzel sorulara yaklaşıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz kitaptan gelsin. Şöyle güzel bir yorum sorusu. Çıktı diyelim ki karşına sınavda. Şak şak şak. Bunu tokatlayacağız göndereceğiz. Hatta ödev sorusu bu. Fx gx. Bıdı bıdı bıdı. Hangileri doğrudur diyor. Ey güzel arkadaşım. Polinom fonksiyonların toplamında R'de süreklidir dedim mi ben az önce? Dedim. Her yerinde süreklidir. Toplamı bizi ırgılamaz. Irgılamaz ne ya? Bir dakika. Hangi görenindi bu ırgılaması? Neyse ilgilendirmez tamam mı? Toplam fonksiyonuna baktığımızda her yerde süreklidir. Çünkü yine polinom fonksiyonudur. Payda mayda yoktur. Geldim. F çarpı G R'de süreklidir. Eyvallah bu da doğru. Çünkü tanımsız yapabilecek bir durum yok. Bir dakika. Biri bölme mi dedi? Bölme dediğin an akan sular durur. Aldım bunu karşıma. Benim karşımda böyle bir fonksiyon var dedim. Bak üçüncü maddeye bakıyorum. Dedim ki arkadaş payda asla sıfır olmamalı. Payda sıfır olursa ne olur arkadaşım? Sanımsız olduğu aralık meydan oluşur. Bu da süreksizlik noktasıdır. Peki onlar nelerdir? X kare artı bir sıfır desek x kare eşittir. Eksi bir buradan zaten boş küme geliyor. Ama neresidir o? X eşittir sıfır da süreksizdir bu fonksiyon. Sıfırı verdiğinde süreksiz oluyor. Ama her yerde süreklidir diyorsun. Kusura bakma. Üçüncü maddemiz yanlış. 1 ve 2 doğrudur dedim. Baktım mı seçeneklere. Vurdum cevabı Bursa'ma. Gönder, bursa'ma derken. Yani ben Bursa'da olduğum için öyle dedim. Öyle bir sahiplenme geldi içimden. Dur soruları fazladan geçtik. Yeni bir tane daha kitaptan soru. Fonksiyonu tüm gerçek sayılarda sürekli olduğuna göre 2A-3B farkı kaçtır? Şimdi ben buradan A'yı B'yi bulmaya çalışacağım. Ya denkleme bakıyorum. Hocam. Ya bunun paydası sıfır olamaz. Bunun paydası da sıfır olamaz. Sıfır oldu mu çünkü tanımsız oluyordu. Cık. Ama biz nasıl kurtulacağız? Bir dakika ya kurtulacağız. Bu x'lerden kurtulsak tanımsız olduğu noktalardan da kurtuluruz. Hocam nasıl kurtulacağız? Arkadaş ben sana bir polinom verdiğimde diyelim ki bu desem ikinci dereceden bir polinomdur desem sen ne yaparsın dersin ki hocam ikinci derece burada ama burada 3 var o zaman bundan kurtulmam gerek dersin. Kurtulmak için önündeki kat sayıyı sıfır yaparsın. Arkadaş süreksizliğe sebep olan noktadan kurtulmak istiyorsan önündeki katsayıyı sıfır yaparsın. Hocam onun önünde katsayı yok. O zaman bunu sıfır yaparsın. Hocam onun önünde o zaman bunu sıfır yaparsın. Ya başka şansın yok çünkü. A eksi iki sıfırsa A'nın C'leri 2 gelir. B artı 3'ün cevabı 0'sa B'nin cevabı eksi 3 gelir. Aslında bundan sonrası 4 işlem gerçi ama 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı eksi 3 dedik. Eksiler birbirine götürdü. 2 kere 2 4 3 kere 3 9 dedim. 9 4 daha 13 dedim. Baktım seçeneklere vurdum cevabı Ceyhan'a. Gönderin, bırakın, salın gelsin dedim. Evet yeni sorumuz. Parçalı fonksiyonların sürekliliği. Evet parçalı fonksiyonların sürekliliğine bakacağız şimdi. Parçalı bir fonksiyonun kritik noktalarında sürekli olabilmesi için o noktada limitli olmalı ve fonksiyonun o noktadaki değeri de eşit. Ya hocam bu zaten sürekliliğin tanımı değil miydi? Evet bu sürekliliğin tanımıydı. Biz limit x giderken a'ya fx'in limitini bulacağız. O noktadaki değere eşit olup olmadığını kontrol edeceğiz. Aynı zamanda onun da tanımda olduğunu da bilelim. En önemli. Ayıl ayıl uykundan uyan artık. Çünkü limitte süreklilikte en önemli noktaya geldik. Anlatacağım öbür derste. Bu dersin devamında da öncesinde de anlattım. Ama burası çok önemli be dostum. Gerçekten çok önemli. Oo ne güzel gerçek. Burası gerçekten çok önemli tamam Çok önemli. Parçalı fonksiyonda bu şekilde verildiyse parçalandığı nokta bizim ne noktamızdı? kritik noktamızda kritik noktalarda bakacağız limit var mı yok mu değer eşit mi İşte kritik noktalar süreksizlik noktaları olabilir özellikle bu noktalara bakacağız şimdi çözeceğim sorular uzun işlemler olacak şimdi çözeceğim sorular seni hırpalacak terletecek ama bu konuyu sana tas tamam öğretecek derdimiz o bıdı 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 fonksiyonun x eşittir eksi 2 noktasında sürekli olup olmadığını bunu bana bırakın bir kere bu noktada süreklilik soruyorsan tanımlı mı diye kontrol edeceğim. Birinci madde tanımlı mı diye kontrol etmek. Baktım x eşittir 2'de tanımlı olacağım. Bingo birinci maddeyi geçti. İkinci madde bu. Limitli mi? Limit mi diye kontrol edeceğiz. O zaman hemen limiti kontrol edelim. Yapmamız gereken şu değil mi? Limit x giderken 2'ye sağdan. Önce sağdan sağdan yaklaşacağım. Eksi 2'miş özür dilerim. Eksi 2 neresi hocam? Sağı neresi? Eksi 2'nin sağ tarafı. Eksi 2'den büyük değerlerdir budur. O zaman buraya ne kullanacağız? X kare artı 2. Giderim eksi 2'yi yerine yazarım. Eksi 2'nin karesi artı 2. Iki. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Bir de 2'miz var. Buradan 6 geldi. Bitmedi. Bitmedi. Öyle acele etme. Öyle kolay değil bu soruların cevapları. Öyle kafadan yapamazsın hemen. Eksi 2'ye soldan yaklaşalım. Eksi 2'den küçük değerler alacağız. Eksi x küp bir dakika. Şuradan da eksi 2'yi bastık. Dedik ki eşittir. Şimdi yerlerini yazalım. Eksi eksi 2'nin kübü. Bir de eksi 2 var. Bence anladın. Eksi 8 önünde 8. Eksi 8 artı 8 oldu. Eksi 2'yi koydum. Cevap ne çıktı? 6 çıktı. Sağ limit sol limite eşitse bu noktada ne vardır dedim? Limit vardır dedim. Bak eksi 2 fx'in cevabı kaç? 6 geldim üçüncü ve son maddeye. Limit değeriyle fonksiyonun değeri eşit mi diye kontrol ediyorum kritik noktada. Limit x giderken fx eşit midir? f eksi 2. Bu arada bu eksi 2 olacak. Eşit mi? f eksi 2 kaç? Hocam bunun cevabı eksi 5. Ben bunu kaç buldum? 6. Eşit mi arkadaşım? Eşit mi? Değil. O zaman x eşittir. Eksi 2 süreksizdir. Süreksiz noktadır dedim. Burada süreklilik yoktur dedim. Umarım anladın. Daha dur yeni başlıyoruz. Devam mı? Bir dakika biraz fazla yükselmişiz. Heh, tamamdır. Fonksiyonun Apsisi 3 olan noktada sürekli olduğuna göre A artı B toplamı nedir? Bakın bu sefer bu kritik noktayı bir tespit ediyorsun. Evet 3 hocam burası. Burada sürekli mi sürekli? O zaman ben bunu anında yapıştırırım. Hocam 1 burada tanımlı. 2 burada limit değeri var. Hatta buradaki limit değeriyle F3'ün de cevabı birbirine eşit olmak zorunda. Limit değeriyle o noktadaki değer. Bunu böyle söyleyebilmelisin bence. Eşit olmalı. Peki. Hemen başlayalım. Madem böyle bir eşitlik var. A'yı B'yi bulmanın bir yöntemi olmalı değil mi? Limit x giderken 3'e soldan soldan hangi denklemi kullanırsın bunu kullanırsın. Yani 2x eksi b'yi kullanacağım. 3'ü yerine yazdım 6 eksi b. Limit x giderken 3'e sağdan sağdan dedim. Bak bu denklemi kullanacağız. O nedir? ax eksi 1 yerine 3 yazdım. 3a eksi mi de yazdım dedim ki arkadaş bu noktada limit varsa bu değerler birbirine eşittir. Yani 3a eksi 1 eşittir. 6 eksi b o da eşittir fonksiyonun o noktadaki değeri. Fonksiyonun o noktadaki değeri ne? f3. f3 ne? 5. Aldım o 5'i de yazdım. Soru bitmiştir geçmiş olsun. Buradaki eşitlikleri çözersem ben soruyu a'nın da harcarım. 3a eşitse 6'ya a'nın cevabı 2'dir. 6 eksi b eşitse 5'e. Eksi b eşittir. Eksi 1'e b eşittir 1'dir. A'yı da B'yi de buldum. Soru benden A artı B'yi bulmamı istiyor. Soruyu da orada parçalayıp bırakıyorum artık kendi haline. Tamam vurdum cevabı 3'e. Olay bitmiştir. Nasıl soru ama? Nasıl çözdük ama? Önemli olan da o. Anlıyoruz. Anlayacağız tabii. Ne var ki bunda? Ne var ki bunda? RM tayfayız biz. Yürü RM tayfa. Saldırın. Parçalayalım soruları. Bütün gerçek sayılarda sürekli olduğuna göre. A artı B toplamı kaçtır dedi. Başlıyoruz ama. Yani tam da zor noktalara geldik. 14 sayfa 10. sayfadayım. Zor soru burada geldi ilk. Fonksiyonu bütün gerçek sayılarda sürekli hocam her yerde sürekli ise kritik noktalara bir tespit et. 2 kritik noktadır. Evet. 1 de kritik noktadır. Demek ki limit x giderken 2'ye fx değeriyle f2 değeri birbirine eşit ve yine limit kritik noktaları yazmaya devam ediyorum. 1'e giderken fx değeriyle F1'in de cevabı birbirine eşit. Bakın buradaki bu değerleri yakaladık mı beraber? Yakaladık hocam. Şimdi buradaki değerlerden yürüyelim bakalım. Limit x giderken birden başlayacağım ben. Önce sağ sol limitlere bakacağız değil mi? 1'e gel sağdan bakalım. Sağ ne demek? Birden büyük değerler alsın demek. Bu değil. Buradakiymiş. Karıştırıyorduk neredeyse. x küp, eksi x eksi 1. Bir. 1'i yerine yazdım. 1 bir. 1'in küpü 1. Eksi 1 eksi 1. Cırt sana cırt sana. Buradan ne kaldı geriye? Eksi 1 kaldı. Bitmedi tabi limit x giderken 1'e soldan soldan. Soldan giderse bu taraf gelir değil mi? 3x artı b. Yerine yazdım biri 3 artı b. Hocam ya baksana bunların değerleri birbirine eşit olması lazım. Burada limit varsa bu değerler birbirine eşittir diyorsun kendi kendine. Ben de diyorum ki kesinlikle haklısın. 3 artı b eğer eksi 1 ise b dediğimiz cevap eksi 4'tür. At cebe dursun. Gel yan tarafa geçelim senle. Hemen bu sorunun bu kısmını da harcayalım beraber. Limit x giderken 2 f2 değerine eşit olacak ki bir kere limit olmalı orada. Hemen sağdan bir limit alalım. Sağ ne demek? 2'den büyük değerler demek. x kare artı ax artı 1 denklemini kullanacağım. 2'yi yerine yazıyorum. 2'nin karesi 4. 2'yi yerine yazıyorum. 2a artı 1. Bir. bir dakika temize çekelim. İşlem hatasına tahammülümüz yok. Arada yapıyoruz ama. Uyarsan beni tamam mı? 2a artı 5. Geldim buna. Limit. X giderken 2'ye soldan soldan ama ben ne kal. Ben Bende kal. 2'den küçük değerlerdir bu. X küp eksi X eksi 1. 2'nin kübünü aldım. 8 eksi 2 eksi 1. Ne kaldı? 6. 1 gitti. 5 kaldı. Şimdi de dedim ki bu iki değer de birbirine eşittir. 2A artı 5 beş eşitse 5'e 5'ler gider. A eşittir 0. Ana 0 geldi oradan. Neyse biz A artı B'nin toplamını istiyorduk. A'yı 0, B'yi eksi 4 bulmuşuz. Pardon. Eksi 4 bulduk. Cevap eşittir eksi 4 dedik. Vurduk cevabı eksi 4'e. Anlıyor muyuz? Problem yok değil mi? Hii. yok çok zor değil. Zor ama çok zor değil. Hazır mısın? Geliyor. Cönder gelsin hocam. Bak bakalım soruya. Sıfırda parçalanmış. Kritik nokta gördük hocam. Yorum sorusu. F fonksiyonu bir noktasında süreklidir. Bilmem deneyeceğiz öğreneceğiz göreceğiz. İfadelerinden hangileri doğrudur? Çok kritik bir soru. Bir sonraki soruya yatırım sorusu. Bir sonraki soru o daha sert. Şimdi. Biz bunun önce bir limitini bir inceleyelim. Hocam gel bir inceleyelim bakalım. Kritik nokta var mı? Var. Neresi kritik nokta hocam? İşte burası kritik nokta. Eyvallah tamam. Bire bir sağdan gidelim. Bir numara yapacağım. Onun, pardon bire değil. Sıfıra sağdan gidelim. Bir numara yapacağım. Daha değil. Hazır ol sen tamam. Sıfıra sağdan sağdan gidelim. Sıfıra sağdan gidersem kullanacağım denklem sıfırdan büyük denklem olduğu için bunu kullanacağım. Sıfırı yerine yazdığımda bir kere cevap sıfır olacaktır. Limit x giderken sıfıra soldan. Soldan dediği için bunu kullanacağım. x bölü x kare artı 4. Bunun da cevabı sıfır olacaktır. Ama amcam f sıfırın cevabını vermiş 1. Bu nokta x eşittir sıfırda süreksizdir. Süreksizdir. Nedenini anladın. Evet hocam çünkü orada limit değeriyle fonksiyonun değeri birbirine eşit değil. Baktım. X eşittir sıfır noktasında limit yoktur. Hayır hayır. Limit var. Abi sen ne diyorsun? Ne limit yok? Limite baktık. Limit doğru. Süreklidir. Ya nasıl bir karışıklık yaptın sen? Bu yanlış. Hocam x eşittir 1'i soruyor. Ne yapacağız? Nasıl bulacağız? İşte burası sazan sorusu. Neden mi? x eşittir 1 hangi aralıkta? Burada doğru mudur? x eşittir 1 burada. Şimdi o fonksiyonu alıyorum geliyorum. Artık tek başına fonksiyon olarak bakıyorum ona. Artık limit mimit görmüyorum. X eşittir 1 burada geçerli mi? Geçerli hocam. Ben X yerine 1 yazınca bunu tanımsız yapan bir durum var mı? Bakın kritik noktama değil. O zaman yerine yazayım diyorum. Nerede tanımlıysa yerine yazıyorum. 1 artı 1'den eşittir cevap 1 bölü 2. Tanımsız da değil bir problem de yok o zaman bu noktada süreklidir. Polinom fonksiyonu aslında. Bölmeli polinom fonksiyon ama payda sıfır olmadığı için süreklidir dedim. Limitine bakmama gerek yok. Ya arkadaş limite neden bakmıyor? Polinom fonksiyon tanımlı her yerde problem yok. Tanımlı olduğunu keşfettikten sonra diyorum. Oldu de. Hadi oldu oldu. Oldu. Yalnız bir diyelim. Ardından geçelim bu soruyu tamam mı? Yan yana iki kızı anlamayana çok yazık. 11. sayfaydı. Şimdi Evlerinde evcil hayvan besleyen arkadaşlar. Hatta beslemeyen sizler. Artık evinizde soru besleyeceksiniz. Evcil sorumuz gelsin. Allah'ım şu sorunun güzelliğine, şu sorunun tatlılığına, şekerliğine bakar mısın? Al eve, ev, evde bunu besle ya. Bu kadar tatlı bir soru olabilir mi? Bu kadar güzel bir soru olabilir mi? Baksana soruya. Çözdükten sonra insan bir gurur duyacak kendiniyle. VX fonksiyonun süreksiz olduğu noktaların apsisleri toplamı. Süreksiz. E çok kolay hocam bu. Kritik noktaya bakarım. Eyvallah. Eyvallah eyvallah. Bir dakika. Şimdi diyorsun ki kritik nokta benim için değil mi? Kritik nokta kritik nokta diyorsun. Eyvallah tamam. Hadi bakalım o zaman. Limit x hocam sazan mı geliyor yoksa? <laughs> Dur bakalım. Limit x giderken 2'ye sağdan. Sağdan deyince benim neye bakmam lazım? x artı 3 bölü x kare eksi 9'a. Yaz yerine yapıştır. 2 3 daha 5 yaptı. 4'ten eksi 9 çıktı. Eksi 5 yaptı. Cevap ne yaptı? Eksi 1 yaptı. Hem fikir miyiz burada? Hem fikiriz hocam. Limit x giderken 2'ye soldan soldan yaklaşalım bir de. Soldan deyince hangi denklemi kullanacağım? Aşağıdaki denklemi kullanacağım. 4x artı 1. Aman yarabbi o nedir öyle diyorum. Denkleme bakar mısın? Hepsini yazıyorum. Şimdi 2'yi yerine yazdım. 2 kere 4 8. Bir daha 9. Tamam yanlışlık yok. Şurası 8. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16. 2 kere 3 6. Aman yarabbi şurası ne? Eksi 10. Burada ne var? 8 var. Buradan ne geldi? Eksi 2 geldi. Eksi 2 geldi. Bir dakika ya. Sağ sol limit birbirine eşit bile değil. Burada limit yok. Limit yoksa sürekli midir? Hayır. Limit yoksa süreksizdir. Nerede süreksizdir? O noktada süreksiz. Neresi hocam orası? X eşittir. 2'de süreksiz. Bir kere süreksiz oldu. Apsislerden birini buldum. Bitti mi? Ne kaldı hocam? İşte sorunun seni sazamlamak istediği nokta burası. Seni burada tavlamak istiyor bu soru. Sen sence hangi kritik noktaya bakıp geçeceğiz. Arkadaş işin içinde bölme varsa, işin içerisinde köklü sayı varsa, tanımsız olma ihtimali olan bir nokta varsa oralara dikkat ediyorsun. Diyorsun ki hocam efendim bu bir tanımsızlık noktası olabilir. Ama tanımlandığı aralık bizim için çok önemli. Gel şimdi x kare eksi dokuz. Hocam payda asla sıfır olamaz. Doğru mudur? Sıfır olamaz. O zaman x kare eşit olamaz 9'a. 2 tane cevap vardır. x eşit olamaz 3'e. x eşit olamaz eksi 3'e. Peki hangisini alacağız hocam? Arkadaş sen x'i nerede tanımladın? 2'den büyük değerlerde. 2'den büyük mü bu? Evet. Burada süreksiz süreksiz. Ama hocam burada da süreksiz. Arkadaş fonksiyonda orada x yerine eksi 3 yazamıyorsun ki. Niye süreksiz olsun? Burada yazamıyorsun o eksi 3'ü. x'i 3'ten 2'den büyük değer veriyorsun. Bunu hiç görmezden geliyoruz. O bizim süreksizlik noktamız değildir. Oldu galiba. Bunu inceledim. Bu zaten sabit fonksiyon. İncelemeye gerek yok. Şimdi geldim buna. 4x artı 1 bölü x küp Eksi 4 x kare artı 3 x. Hocam bunu sıfır yapan payda değeri bizim için süreksizlik noktasıdır. Aferin sana. Yalnız x küçük 2'den değerler. Hepsini de alamazsın. Çünkü orada tanımlanmış. Artık mevzuyu da kaptın. x parantezini aldım. x kare eksi 4 x artı 3 geldi mi? Geldi. Çarpanlara kafadan ayırıyoruz. x eşittir 0. x eşittir. Eksi 3 e eksi 1 değil mi? x onu. Ne yapıyorum ben ya? x eşittir 3. Eksi 3'e eksi 1 değil mi? Evet. x eşittir 3. x eşittir 1'dir o zaman bu noktalar hangileri x2'den küçük bakalım hocam x eşittir 0 2'den küçük x eşittir 1 2'den küçük ama bu zaten burada tanımlı değil onu kullanmayacağız ki işte şu iki nokta ne noktasıdır süreksizlik noktasıdır ey sazan arkadaşım bunları düşünmediysen sandın ki bu soru çok kolay sanırsın ki o hayvanı beslemek çok kolay mı onu evine getirip o sorumluluğu almak öyle kolay değildir lütfen hayvanlar öyle hani bir şey muamelesi yapmayalım ben bir sosyal mesaj mı verdim şu an? Aman diyeyim gençler. Neyse sosyal mesajda bir şey olsun bu tamam mı? Bir heves alıyorsunuz yapmayın be. Bakabileceksiniz alın. Onun sorumluluğu var. Bak işte bu sorunun sorumluluğu var. Yapabileceksen. Biz niye sosyal sorumluluk projesine çevirdik bu soruyu ya? Bir dakika. X eşittir. 2'de süreksiz. Tamam. X eşittir. Şurada 3'te süreksiz. X eşittir. 1'de süreksiz. X eşittir. 0'da süreksiz. Topladım. Altıdır absisler. Absis yani süreksiz oldu absisler. Gönder gelsin hocam. Allah'ım yarabbim. Efsane soru. Allah. Yani deli soru deli soru. Az öncekini beslersin bu evcil hayvan değil işte. Bunu besleyemezsin böyle kolay bir soru değil. Çözelim. Bayılacaksın işte ÖSYM e sorarsa böyle sorar. Abi gerçek sayı. Ya da gerçek sayı. Gerçek sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu tanımlıyor. Bayağı ilginç bir fonksiyon. Kritik noktalarına bakıyorsun. Bir var hocam. Bir de 5 var. Tamam. Kolay. F fonksiyonunun sürekli olmadığı yalnız bir nokta olduğuna göre. Sürekli olmadığı yalnız bir tane nokta varmış. Hangi nokta bilmiyoruz? Bir mi beş mi? Ne bileyim ben hangisi? F7 eksi f0 kaçtır? Hocam hangisi olduğunu söylemedin. Soruda bir hata almasın. Vay haline gel. Limit. Bir bakalım bakalım nerede olabilir diye. 1'e sağdan sağdan bir yaklaşalım. Birden büyük değerleri alacağız. O da nedir? 5x eksi 4. 1 yazdım yerine 5'ten 4 çıktı. 1 kaldı. Şimdi gel bakalım. Limit x giderken 1'e soldan soldan gidelim bu sefer. Bu sefer neyi kullanacağız? a eksi x'i. a eksi 1'i. Ya hocam. Eğer burası tanımsızlık nokta pardon. Limitsizse eğer burada. Eğer burada süreksizlik noktasıysa A kaç olur? 2. O zaman süreksiz noktası buradadır. Süreksizdir. Eğer A2 olursa bu fonksiyon bu noktada süreksiz oluyor. Bunu anladın mı? Anladın. Nerede süreksiz? X eşittir bir de süreksiz. Ama bir tanecik var diyor. Dur bakalım. Dur bakalım. Evet şurada mantığı da anlayamazsın. Öyle hemen panik yapma. Birazdan anlayacaksın. Tamam. Bir de 5'e sağdan yaklaşalım. Mantığını asıl şimdi çözmeye yaklaşıyoruz sorunun. X eksi A'nın karesi artı 12. Verdim x yerine 5'i. 5 eksi a'nın karesi artı 12. Kabul müsün? Kabul hocam. Burada zaten bir yaramazlık yok. Limit sen bir git bakayım 5'e bir de soldan soldan yaklaş. Soldan soldan gittiğimizde denklemde 5x eksi 4. 5 kere 5 24. 1'i gitti 21 hocam. Tamam. Şimdi diyorum ki eğer süreksizlik noktası burası olsaydı bu değerler birbirine eşit olurdu. Yani 5 eksi a'nın karesi artı 12 Eşittir 21 olurdu. 5 eksi A'nın karesi eşittir 9 olurdu. E hocam bunun 2 tane çözüm var. 5 eksi A 3 olabilir. A buradan kaç gelir? Ee, karşıya attım 2 gelir. Eğer böyle olsaydı 5 eksi A eşittir eksi 3 olabilir. A eşittir 8 olabilir. Sana bir şey soracağım. Eğer ki A 2 ise A 2 ise A 2 ise A2 olur. Burada da 2 olmak zorunda. Ve x eşittir 5 süreksiz olur. Süreksiz. Hem x eşittir 5 süreksiz olur. Hem x eşittir 1 süreksiz olur. Niye? A'ya ben gider 2 verirsem iki tarafta da süreksizlik oluyor. Yani bu fonksiyon 2 noktada süreksiz oluyor. Ama diyor ki yalnızca bir noktada süreksiz. O zaman diyorum ki işte efsane bomba yorumu burada patlatacaksın. Diyeceksin ki hocam A eşittir 8'dir. Niye? tek noktada süreksiz. Nerede süreksiz olur? X eşittir 5'te. A 2 olduğunda burada süreksiz oluyordu. A 8 olduğunda orada süreksiz olmaz. Aman ya Rabbi. Umarım anladın. A eşittir kaçmış? 8'miş. A'ya 8 vereceğim artık. Bakın şunlar da 8 yazdığını düşün. Soruyu bitirelim. F7. Aman ya Rabbi bitmek bilmedi. İllallah getirtirdi soru. X5. Bak burada yerine yazacağım. Neden? Parçalı fonksiyon olduğu için. Şurada 12'yi yapıştıracağız. Bakalım. Eksi bir. Karesi bir. On iki bir daha on üç. Kabul. Gel. F sıfır. Nerede yerine yazacağım? Sıfır. Burada tanımlı. Burada tanımlı. Sekiz eksi se bir dakika. A'yı sekiz bulmadık ki biz. A'yı sıfır. Pardon. X'e sıfır vereceğiz. Sekiz eksi sıfır eşittir sekiz. soru bizden bunların toplamını istiyor. Sekiz 13 daha. 21'dir dedim. Maşallah dedim. Ne soru çözdük ama ne sorular çözdük. Bu kadar kısa bir bölümden ama bu kadar önemli bir bölümden bence çok tatlı sorular çözdük. Umarım faydalı olmuştur diyorum. Şimdi gönder gitsin. Ödevler senin. Ödevini çözmeden gelme limit yeriye. Gelme ya. Öğrenmek istiyor musun? Bu parçalı fonksiyon sorularını çöz öyle gel. Çünkü önümüzde daha iki tane çıktı daha yer kaldı. Onları da yaptık bu noktayı koyup bu dersleri, bu limit derslerini bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşelim. Son iki video o iki videoyu da yapalım. Hakkıyla türe vereceğim. Kendine iyi bak, hoş tamam. kal, hoşça kal.